Türk bilim adamı Doçent Doktor Murat Güvendiren, New Jersey Teknoloji Enstitüsü'ndeki laboratuvarında 3 boyutlu biyoyazıcılarla kanser ve kalp hastalıklarının tedavisinde kullanılabilecek ilaçların test edileceği tümör ve dokular üretiyor. Kanser ilaçlarının fare deneylerinde başarıya ulaşmasına rağmen insanlara etki etmediğini anlatan Güvendiren, insanlardan elde edilen örnekle geliştirecekleri kanser tümörlerinin ilaç test süreçlerine büyük hız kazandırmasını umuyor. Laboratuvarında küçük dokular da üreten Güvendiren, çalışmalarını ve 3 boyutlu biyoyazıcıların geleceğini Amerika'nın Sesine değerlendirdi. Laboratuvarımda 4 tane araştırma alanı var. Bunların bir tanesi, biraz önce söylediğim gibi, yeni malzemelerin üretilmesi. İkinci alan kök hücre. Burada kök hücreleri hem çoğaltmak hem de insan vücuduna monte etmek üzerine. Üçüncü alanımızda 3 boyutlu yazım üzerine. Ve bu 3 boyutlu yazım üzerine olan alanda biz hem küçük doku ve organlar yazıyoruz ve bunlara daha çok işte doku çipleri diyebileceğimiz ya da organ çipleri diyebileceğimiz bu cihazları yazıyoruz. Bir öteki projemizde iskelet yapı diyebileceğimiz, scaffold yapı diyebileceğimiz hücrelerin üzerine yapışmasını sağlayan ve gelişmesini sağlayan bu iskelet yapıları 3 boyutlu yazımla yapıp kıkırdak doku ve kemik dokusu üzerine çalışmalarımız var. Güvendiren Laboratuvarı'nda New Jersey Sağlık Fonu'nun desteklediği 2 önemli projeyi yürütüyor. Bizim 2 tane projemiz New Jersey Sağlık Fonu tarafından destekleniyor şu anda. Bir tanesi kalple ilgili, ötekisi de kanserle ilgili. Kalple ilgili olan projemizde biz kalp krizinden sonra kalpte yaşanan olayları mikroçip üzerinde yaratmaya çalışıyoruz. Amacımız o. Tabii bunu yapmaktaki amacımız da hızlı bir şekilde ilaçları test edebilmek, hastalara uygun bir şekilde. Tabii buradaki amaçlarımızdan bir tanesi de şu anda biz hastaların hücrelerini kullanmasak da direkt olarak ileride tabii ki hastaların hücrelerini alıp hastaya uygun kalp doku çipleri de geliştirebileceğiz. Amacımız o. İkinci projemiz de kanser ortamını yaratmak. Buradaki amacımız tümörü bu çipler üzerinde 3 boyutlu yazıp yaratmak ve bizim yöntemimizin diğer araştırmacılara göre olan avantajı da biz damarlı bir doku yaratıyoruz. Ve burada damarın bulunması gerçekten tümör için çok önemli. Çünkü bütün besinini tümör bu damarlı dokudan dolayı alıyor. Hücreleri biz satın alıyoruz şu anda piyasadaki kanser hücrelerinden. Ve daha çok ilgimizi çeken alan göğüs kanseri şu anda. Bu hücreleri alıp tümöre dönüştürüp, tabii ki 3 boyutlu yazıp tümöre dönüştürüp tümörün damarla olan ilişkilerini anlamaya çalışıyoruz. Fare deneylerinde başarılı olan kanser ilaçlarının insanlarda beklenen sonucu vermediğini vurgulayan Doçent Doktor Güvendiren, üretecekleri tümör dokusunun ilaç test süresini kısaltacağını söylüyor. İnsanlarla hayvanlara baktığımız zaman arada çok büyük genetik olarak farklar var. Genelde hayvanlarda çalışan ilaçların çoğu insanlarda çalışmıyor. Yani hayvanlarda biz şu anda kanseri çözdük. Ama maalesef insanlarda çözemiyoruz. Bunun sebebi de genetik olarak hayvanlarla insanların birbirinden çok farklı olması. Hatta şunu da söyleyebilirim, insanlar da birbirlerinden çok farklı. Bir kişiye uygun olan bir ilaç başka bir kişide çok başka etkiler yaratabiliyor. Şimdi bu bizim yaratacağımız çip sistemler hastanın hücrelerini alarak yaptığımız için bütün o genetik bilgileri de kapsayacağından dolayı hastaya ait, hastaya uygun olacağından dolayı çok daha fazla hızlandıracak bu ilaç gelişimini. Bilim adamlarının uzun vadedeki hedefi 3 boyutlu biyoyazıcılarla karaciğer, böbrek gibi organları üretebilmek. Bunun başarılması halinde organ nakli bekleyen hastaların yaşam süresi uzatılabilecek. Şu anda sadece küçük boyutta dokular ve organları taklit eden dokular yapabiliyoruz. Maalesef o kompleksteki, yani büyük kompleksteki dokuları yazabilecek hem teknolojik olarak kapasitemiz yok hem de buna teşvik edecek malzemeleri düşündüğümüz zaman böyle bir kapasitemiz yok. Muhtemelen bir 50-60 yıl içinde kişiye özel organ yazıp muhtemelen dışarıda olgunlaştırıp belki insan ve hastalara nakilini yapıyor olacağız. Tabii öteki tarafı da direkt vücuda yazım yapma. Bunun da ilk adımlar atılmış durumda. Hatta bu işleri yapan Türk hocalar da var bu alanda, Amerika'da.